çok iyi bir kariyer başlangıcı oldu. Bu arada yani çok enteresan bir başlangıcı var. Belediyede temizlik işçisi olarak çalışırken bir anda kendini profesyonel futbolcu olarak buluyor. Yani geç yaşta profesyonelliğe geçiş yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben hatırlıyorum Fenerbahçe-Lille maçında gol attıktan sonra ilk milli takım haberini veren kişilerden biri de bendim. Orada röportajda tercüme yapıyorduk. Milli takıma ilk kez seçilmişti. Çok büyük potansiyel olarak görülüyordu. İşte milli takım değişmez stoperlerinden olacak. Öyle olmadı, biraz Mangala gibi. İşte oraya gelip de çok tutamıyor. Ama rotasyonda oldu. Rotasyonda oldu. Son Dünya Kupası'nda kadrodaydı. Evet. Dakika bile oynamasa da şampiyon, dünya şampiyonu. Evet. Son sezonu özel hayatındaki çalkantılar, işte bu sakatlık meselesi ve bu antrenmanı kaçırma meselesi, izinsiz gitmesi meselesi, onu da açıklık getirelim bu arada. Evet, böyle bir mesele var. Toulouse maçında sakatlanıyor. Devamında iki gün sonra aslında antrenman tesislerinde sağlık yani şey tedavi görmesi gerekirken bir oyuna katılıyor. Sosyal sorumluluk projesi içeren bir oyuna katılıyor ama izin aldığını söylüyor. Hatta bununla ilgili Marsilya'nın o dönemde bir etkinlik yapıyorlar. Polis özel harekatla birlikte Fransa'da eğlence etkinliği. Orada sportif aktiviteler yapılıyor. Madem hani böyle sakatlığım çok kritikti, neden bu eğlencelere ve antrenmanlara da katıldım diye de şimdi avukatı başvuruda bulunmuş. Amaç son iki sezonunu ödememek Marsilya tarafından maaşının, onu da söyleyelim. Birkaç noktada profesyonel konuda Marsilya ile anlaşamadığı durumlar var Adil Rami'nin. Ama kariyer olarak Rami büyüktür. Zanka, onu da söyleyelim. Lille dönemi çok iyiydi. Sevilla dönemi çok iyiydi. Valencia dönemi iyiydi. Milan'da biraz kötü bir dönem geçirdi. Marsilya ile UEFA Avrupa Ligi finaline kadar yükseldi. Sezonda savunmanın ortasında, savunmanın patronuyla Luis Gustavo ile birlikte oynadılar. İyi bir sezon geçirdi. Sonrasında son sezonunda sık sık tekrarlanan sakatlıklar ve kulüple ilişkilerinin bozulması tabii ister istemez bir negatif nokta bırakıyor. Ama hani Zanka büyüktür, Rami bilmiyorum. Sen tam tersi diyorsun. Yok, yani görmek lazım sahada şimdi. Belki ikisi de işte. Belki de birbirinden büyük olmaları değil, birbirlerini tamamlamaları daha önemli. Yani Adil Rami'nin gelmesi maliyeti açısından, bonservis ödemeden bir stoper katkısı yapması önemli Fenerbahçe'nin. Ama ben daha böyle Fenerbahçe için biraz daha çevik, biraz daha hareketli, daha hızlı, daha az ağır olan bir stoper beklerdim. Adil Rami'nin özellikleri nedir? Hava toplarında kuvvetli, başarılı, ayağı düzgün, oyun kurmasını bilen bir oyuncu. Ama ağır, önde oynayan takımlarda zaman zaman arkada boş alanlar bırakabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Zanka da çok çok hızlı değil. O orada ister istemez o tandemin limitlerini görüyoruz.